anlamak için soran program Gerçek Fikri neden? Herkese merhaba. Kasım 1938'den Kasım 2002'ye Türkiye'nin yönü serimizde bu hafta konuğum İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mithat Baydur. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Nasıl ediyorum. Nasılsınız? Çok sağ olun. Eksik olmayın. Bu 1938'den 2002'ye uzanan uzun bir serinin sizinle 1923-1980 aralığını konuşacağız. Kısa bir sürede aslında zor bir iş başarmaya A, çalışacağız. Oldukça uzun bir dönem evet. aslında. <laughs> e, bu 1923-1980 aralığında hakikaten dünyada neler oldu ve bu olanlar Türkiye'ye nasıl yansıdı? Türkiye'nin gerek uluslararası ilişkilerini gerekse de iç siyaseti nasıl etkiledi? Ve Türkiye'nin yönünü belirlemesinde nasıl bir e, etkisi oldu? Bunu e, konuşacağız bu süre içerisinde. Ama genel bir söyle başlayayım. Yani 1923'ten 1980'e Türkiye'nin dünya düzeni içindeki yeri perspektifle baktık. Ki bu yer... Hep bir tartışma içerisinde, hep bir denge içerisinde gidip geliyor. Çok büyük aksi değişiklikleri yok ama Türkiye yönü nasıl belirliyor bu perspektifi? Şu tek parti döneminden başlayalım. Sizin kullandığınız bir ifade var. Tek partili dönemde çok parti arayışı hı hı. diye bir kavramlaştırma var. Oradan başlayalım. Ne demek tek parti döneminde çok parti arayışı? Şimdi tek parti yönetimi dediğimiz, dediğimiz zaman zaten biz 1923-38'i anlıyoruz. 38-46'yı da milli şef dönemi gibi evet. bir takım da yani yaşanan tarihi daha iyi anlamak için dilimlere bölme, onları bir takım kategorilere ayırma gibi bir yaklaşım olduğu için tek parti dönemi de 1923-38 arasını anlamamız gerekiyor. Fakat şimdi şöyle bir ilk, ilkinden isterseniz başlayayım. Bu soruya hı hı. da cevap vereceğim sevgili Eren Bey. Şöyle 1923 1923 dediğimiz zaman iki savaş arası bir dönemdir. Evet. Yani biz e, mesela Birinci Dünya Savaşı'nın ünlü tarihçi Erik Hosbaum e, e, 1918'de bitti Birinci Dünya Savaşı. İki Dünya Savaşı da 1939'da başladı. Hani uygun olsun diye biz 1918 19 yapsak 39 eksi 19, 1919, 39'da 19 çıkar 20. 20 yıllık döneme katastrof çağı diyor. Şimdi ne demek katastrof çağı Hobsbawm'a göre? Ben, benim çok katıldığım bir tespittir bu. İki Dünya Savaşı arasının dünyadaki kutupların, dünyadaki güç dengelerinin belli olmadığı, çünkü İngiltere, artık üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk değildir. Amerika Birleşik Devletleri de henüz bu gücü teslim alacak kadar güç, yeterlilik ve olgunlukta değildir. Yani aslında kutupların ait oldun, ait olmak istediğiniz dünyanın liderlerinin belli olmadığı bir konjonktürdür o. O bakımdan bir kargaşa çağıdır. Almanya Versay Anlaşması'nın kendisine elini kolunu bağlamasından dolayı bütün bu bağları yırtma peşindedir. O anlamda biz revizyonist devlet diyoruz. Öbür e taraf İngiltere esasında Birinci Dünya Savaşı'nın muzaffer bir ülkesidir. Ama eski gücünde artık değildir. şimdi Amerika Birleşik Devletleri'de Monroe doktrininden biraz böyle yavaş yavaş sıyrılma amacındadır. Ama henüz taşlar yerli yerine oturmamıştır öte yandan da ve dünyada yani savaşın bir daha olmalarını önlemek böyle büyük dünya savaşlarının getirdiği maliyetlerden ve yıkımdan kurtulmak amacıyla cemiyeti akvam yani League of Nations dedikleri cemiyeti akvam bugünkü Birleşmiş Milletler'in o zaman karşılığı kurulmuştur. Aşağı yukarı 64 ülke falan vardır. Fakat bu 64 ülkenin yani demokrasiyle yönetilen esasında 12 tane ülkesi falan vardır. Dolayısıyla demokrasinin de çok revaçta olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Sorunuza cevap verirken cevabın ne, nasıl bir anlam taşıdığını biraz da açmak amacıyla bu girizgahı yapıyorum. Böyle bir mesela, katastrof döneminde katastrof bir döneminde. siyasal iktidar Tabii. var Türkiye'de. Tabii. Bu ikisini birleştirecek. birleştirecek, birleştirecek kadar. Kadar. Ama mesela bizim bizi yakın bölgemize bakalım. Avrupa'ya bakmadan önce. Yani bir, bir süre sonra Avrupa'da zaten biliyorsunuz kara gömleklerin ayak sesleri. Daha sonra Nazilerin ayak sesleri duyulacaktır. İspanya'da Franco. Portekiz'de Franco. Ayrı ayrı, bir takım otoriter ve faşist rejimler yükselecektir. Ama sadece bizim bölgeye bakalım. İşte bakıldığı zaman işte Romanya'da Karol diktatörlüğü vardır. Bulgaristan'da Boris diktatörlüğü vardır. Yugoslavya'da Alexander diktatörlüğü vardır. Bir süre sonra Yunanistan Meteksas'ın e, otoriter rejim altında inim inim inleyecektir. Bu dönem içerisinde Türkiye'de bir şey kurulacaktır. Bir cumhuriyet, yeni bir rejim kurulacaktır. Her şeye rağmen bu rejim kendi içerisinde, evet kendi içerisinde o dönemin koşullarına yani tarihselci bir yaklaşımla o dönemi o koşullar içerisinde değerlendirmekten daha doğal bir şey olmamasına rağmen parantez içerisinde rejimin zaman zaman otoriter motifler göstermesinin anlaşılabilir bir şey olduğunu kastediyorum. Ona rağmen de e, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Fırka gibi iki ayrı denetime e, iki ayrı e, denemeye e, tanık olacaktır. Terakki Cumhuriyet Fırkası zaten Cumhuriyet'in akabinde. Esasında e, birinci grup, ikinci gruba kadar giden çok kısaca geçeceğim isterseniz orayı evet, bir ayrımdır. Çünkü çok şey var herhalde. Hayır, bir de bir şey var. Şimdi bu dünya panoramasını e, anlattınız ve buradaki tek partili durumun aslında bu e, dünya ile uyumluluğunu e, söylediniz. Ama burada o çok parti arayışı, e, tek parti dönemindeki çok parti arayışı, bu dünya dengelerinin dağılmışlığıyla doğru orantılı, onların uzantıları üzerinden yürüyen fikirsel ayrımlar mı yoksa e, daha çok bu aktörlerin kendi iç siyasal iktidar ve yönetme mücadelesi şeklinde mi? Ee, şöyle olur, bin, bin, onu ayırabiliriz. 1900, 1900 yani 24'ün sonunda kurulup 1925'te 6 ay sadece ömrü var. Eee <laughs> ve Cumhuriyet Fırkasının ee, onu ayrı değerlendirebiliriz. O biraz fikirsel ayrılıkların ayrı ayrı bir kutuplanmış hali gibi. Yani bunu mesela 1902 biraz zorlama olacak ama 1902 Jön Türk Kongresi'ne kadar götürebiliriz. Yani Ahmet Rıza ile Prens Sabahattin ekolü, Ademi Merkezi Çekol diyelim biz. Ne, nedir bu? Daha böyle ...böyle bir elit bir kesimin daha böyle pozitifist unsurlarla bir dünya felsefesi olarak beğenmiş bir aydınlar topluluğunun... ...kendi istekleri doğrultusunda toplumu yönlendirmesi, toplumu bir takım uygulamalarla istediği mecraya doğru götürmek istemesi... E bir taraftan da biraz daha böyle geleneksel değerlere de biraz absorbe ederek, onu da içselleştirerek... ...biraz daha böyle hani otoriter rejimin önünü tıkayacak bir takım tedbirleri almaya çalışacak bir şey gibi, ekol gibi de değerlendirebiliriz. Esasında Adem'in merkeziyeti Fransız Sabahatnogu'yu daha geniş açıklanımları var. Leploy ve Edmond de Monis'ten geliyor. Ötekisi mesela Auguste Comte'dan geliyor. Oraya kadar götürülebilir. Ama bu zorunluydu bu denemenin yapılması. Çünkü önemli bir kırılma noktası vardı. Yani rejim, rejim kendi dayanacağı esasları belirlemek istiyor ve bu konuda da işte saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, işte şeyin tekke ve zaviyelerin kapatılması, milli eğitim reformu, arkadan medeni hukuktaki bir takım reformlar. Bir program, bir, tır, bir program götürmek istiyordu ve bir kırılma noktası olacağı mukadderdi. Ama 1930'daki serbest fırk olayı ise 1930 bakın, 1929 büyük dünya bunalımı var. Büyük dünya bunalımında mesela 1930'larda, 1925'te esasında Fethi Bey Paris'e büyükelçiye gidiyor. Zaman zaman İstanbul'a geliyor. Çünkü arada böyle anekdotlar da isterseniz hızlı hızlı söyleyeyim. E, yaz tatillerini bizim e, Necmettin Mollanın yalısına geçiriyor Sarıyer'de İstanbul'da. E, Mustafa Kemal Atatürk'te Gazi Paşa'da e, zaman zaman oraya geliyor, ziyaret ediyor. 1930'da geldiğinde yine orada şey yapılıyor. E, böyle bir, bir, bir yeniden bir muhalefet partisi kurması için cesaretlendiriyor. Ertuğrul ile geliyor. Yani El Serbest Fırka'nın tohumları orada atılıyor. Amaç biraz da sanki bana şey gibi geliyor. 19 1929 dünya bunalımından sonra e, memleketteki böyle e, manzarayı umumiyeyi Gazi Paşa'nın görmek istemesi ve o konudaki yani böyle bir gayri memnun bir kütle var mı varsa ne kadar bütün bunları bir test etme gibi bir kaygısından ve merakından da kaynaklandığını öbür taraftan da bir yönüyle bu öbür yönüyle de Mustafa Kemal'in kendi kişisel tarihinden de esasında ele alabiliriz. Hocam ne demek istiyorsunuz diye sorduğunuzda Selanik gibi değişik fikirlerin cereyan ettiği ...İkinci Kudüs diye adlandırılan çok böyle kozmopolit bir yerde büyümesi, ateşe militerliğini Bulgaristan'da yaptıktan yapmasından dolayı Sofya'da Sobrano Meclisi'ndeki iktidar ve muhalefetin tartışmalarını görmesi, Picardi tatbikatlarını izlemek için Fransa'ya gitinde Fransa'daki sistemi yakından etüt etmesinin getirdiği bir hayal dünyası perspektifi ve zenginliği var. O da istiyor ki böyle iki kanatlı diyebileceğimiz bir demokrasi olursa aslında hani e, şey barikayı hakikat e, müsaademeyi efkardan doğar, değişinden de anlaşılacağı gibi değişik fikirlerin çarpışmasından bir beklentisi var. Böyle bir temennisi var. Fakat biliyorsunuz İzmir'in nüfusu o zaman e, 450 bin civarında. Fethi Bey'i karşılamaya rivayet edildi ki bazı kaynaklarda. Fethi Bey'in Üç Devirde Bir Adam kitabında da orada da yazılacağı üzere 100 bin kişi aşkın bir kalabalık karşılar. Çok müthiş bir kalabalıktır o. Anlaşılır ki şeydir yani serbest fırka şeydir böyle Cumhuriyet Halk Partisinin yani Anadolu ve Rumeli müdafaa yıkı cumhuriyeti kuran o cemiyetin devamı olan Cumhuriyet Halk Fırkasının e, iktidarını sarsacak nitelikte bir gelişme göstermektedir. Bu bize sivil ve askeri bürokrasi yani cumhuriyetin kurucu kadrolarının asıl kadrolarının temel aktörlerini rahatsız edici niteliktedir. Açık söylemek Bu gerekirse. Bu rahatsız mı? Yani iktidardan Çünkü... uzaklaşınız gibi bir rahatsızlık mı yoksa uyguladığımız radikal program aksar? Rahatsızlığı. O işte. Şimdi onu söyleyecek. İkincisi de radikal program. Bundan taviz vermemek. Yani e, o zamanki tabirle inkılapçılık perspektifinin dumura uğramaması, kesintiye uğramaması düşüncesiyle bu görüntüde. E, 93 gün civarında sürecektir. Bizim tarihimizde iki tane 93 gün vardır zaten. Birincisi 5. Murat'ın Sult Padişahlığı'dır. İkincisi de Fethi Bey'in Serbest Fırkası. İkisi de tedarif 93 gündür. 93 gün sonra kapatılacaktır. Hatta bir belediye seçimleri, yerel seçim görecektir. Hatırladığım kadarıyla Serbest Fırka e, Samsun'da kazanacaktır galiba. Boşnak Ahmet Bey kazanacaktır. Mustafa Kemal Samsun ziyaretinde partiniz kapandı. Umarım beyefendi istifa etmeyi düşünüyorsunuzdur diyecektir. Biraz istifası geçikince de e, vilayetten gelen bir tebligatla görevine son verilecektir. 1946'ya kadar çok partili denemeleri olmasa rağmen çok partili sisteme geçilmiyor. Evet. Ama 1946 tarihinde İnönü çok partili sisteme e, geçiş ve bunun İki Dünya Savaşı'nın arkasına ertesine denk geliyor olması. Bunu Nasıl izah ediyorsunuz? Yani bizde kendi iç dinamiklerimizde çok parti düzene geçmenin koşulları oluşmuştu da o yüzden mi geçtik? Yoksa 1945 ABD'nin savaştan galip çıkıyor olması ve İngiltere düşerken ABD'nin yükseliyor olması... ...bizde de Cumhuriyet ve Demokrat diye iki partinin Şimdi bizim olması e, meclis... tesadüf müdür? <laughs> çok güzel bir soru. Şimdi öncelikle şunun hakkını verelim. Bizim e, parlamento kültürümüz 1876'ya kadar gidiyor. Evet, doğrudur. Çok kısa sürmüştür. Ee, Osmanlı-Rus savaşı ile birlikte kapanmıştır. Oralarda da e, herhangi bir partileşme olmasa da önemli bir miktarda şey vardır. Bir takım muhalefet sesleri vardır. E, hatta e, şeydir, e, yöneticilere karşı da çok sert bir takım, bir takım zabıtlarda anlaşılıyor ki bir takım böyle bir muhalif söylemler de vardır. E, daha sonraki 1908 sonrası parlamentoya geldiğimiz zaman da işte İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf, İttihat ve Terakki, Ahrar Fırkası, Sopalı Seçimler 2011 falan filan yani böyle bir iktidar ve muhalefetler kıyafet ayrımı vardır. Yani böyle bir kültür vardır. Evet, sert geçmiştir. Tolerasyon, hani John Locke'un yazdığı On Tolerance gibi, yani o anlamda bir tolerans yoktur. Yani fakat neticede e, şeydir, yani bir iktidar e, muhalif zıtlaşması sert de olsa vardır. Yani böyle bir kültürün tohumları atılmıştır. Şimdi şunu söylemek istiyorum, bu e, bizde iktidar ve muhalefetin bulunması çok uzun senelere dayanıyor. Bunu yeniden canlandıralım anlamında bir yaklaşım değildir tabii. Yani İkinci Dünya Savaşı geç başlasaydı 1942'de, 1948'de bitseydi, 1946'da tekrar mevcut yönetim. Geçelim ya zamanı geldi mi diyecekti demeyecekti. Tamam, bu. Muhtemelen demeyecekti. O tabi. anlamıyla bir demokrasi Şimdi, devrimi mi? Tabii. Yoksa tamam. Galip ABD'nin müttefiklere bir dayatması mı? Evet. Müttefiklerin müttefiklerin dayatması değil daha ziyade şöyle kazanan yani A Place in the Sun diye bir film vardı. Güneşte bir yer. Müttefikler kazanınca Güneş müttefiklerin üzerine doğdu. Batı dünyasına güneşte bir yer kapmak isteyen bir ülke olarak Sovyet tehdidi de özellikle. Ya kimse Yur dayatmadan o modele hemen evet, adapte olmak. Türk Sovyet Saldırmazlık Dayanışma anlaşmasını e, tekrar e, Molotov'un şunu bir gözden geçirelim ya, bir gelin de bir gözden geçireyim demesinde buna bir katkıda ve bu süreci e, bu sürecin ivmesini arttırmasıyla beraber Türkiye'de e, daha zaten biliyorsunuz, e, Churchill'le Roosevelt'in Atlantik Deklarasyonu'na kadar 1941'de başlıyor bir hürriyeti e, şeyin dünyadaki hürriyet prensiplerinin temel olabileceği özel teşebbüsü ve müteşebbüsün bütün bu e, rejimin içini doldurabileceği gibi bir Atlantik Deklarasyonu'ndan sonra San Francisco Konferansı ile beraber esasında buna yani mihver devletlerine savaş ilan etmeyen devletlerin bu kampta yer alamayacağından bahisle hızlı bir şekilde Türkiye'de esasında 1946'da şeye geçmek yani, istiyor. Türkiye'nin yönünü belirlemesi üzerine yaptığınız bir programda aslında Cumhuriyet tarihimizde 46 kırılmalardan bir tanesidir ve Türkiye'nin yönünü savaştan kayıp çıkan ABD'ye doğru artık dönmektedir. Tabi. Yani e, Batı ittifakına diyelim Hı -hı. çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık belli ki temel aktör olmuştur. İngiltere yine galipti ki birinci dünya savaşı'nın olduğu gibi iki savaşın galibi olmasına rağmen esasında e, yani baş rol Amerika evet. Birleşik Devletleri'ne bırakmak zorunda kalacaktır zaten çünkü. E, Maluplar kadar yıpranmış bir İngiltere vardır. Hani size kan, gözyaşı ve yokluk vaadini sözlerinden evet. de anlaşılacağı gibi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri temel oyunun kurallarını yeniden kuracaktır. Nereden anlıyoruz bunu? Bretton Woods anlaşmasıyla -Woods, evet. dolara bağlı bir para sistemi kuruyor. E, cemiyeti Akvam artık şeyde Birleşik Milletler'de New York'ta Dünya World Bank Dünya Bankası orada kuruluyor. Yani yeni bir nizam esas. Hani biz hani 80'li yıllarda 90'lı yıllarda yeni dünya düzeni, yeni o esasında yeni dünya düzeni orada orada başlıyor. Yeni bir yeni bir düzen, bir nizam kuruluyor orada ve o nizamın senaristi, sahneye koyucusu ve yönetmeni Amerika Birleşik Devletleri. Ve tarih 1950 e, Cumhuriyet tarihimizde bir değişiklik oluyor. İktidar değişiyor. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidardan değişiyor, e, uzaklaşıyor. ve demek Peki 1950 konjonktürü, dünya konjonktürü nasıl bir konjonktür? Demokrat Parti nasıl bir konjonktüre gelmiş oldu? Soğuk İktidar. savaş yıllarına gelmiş oldu. bir kere şunu söylüyorum. 1946 seçimlerinden farklı olarak yargıç güvencesinde. Yasalar değişiyor. Yargıç güvencesinde oluyor. Ee, ama yeni rejime çok çabuk uyum sağlamak için hemen bir parantezle onu söyleyeyim. Önemli gördüğüm için. Mesela bin, bence 1947 12 Temmuz beyannamesi çok önemlidir. Şeyin, ee, İsmet İnönü'nün. Yani her iki partiye de. Yani Demokrat Parti'nin esasında Cumhuriyet Halk Partisi kurucularının Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmak durumunda kalmasından dolayı ki İnönü de esas, esasında böylesini arzu etmiştir. Hep böyle bir muazza tırnak içerisinde. Muazza Partisi suçlaması vardı. Ya siz esasında gerçek bir muhalefet partisi değiliz. Yani Millet Partisi'nin, Bölükbaşı'nın partisinin kurulmasının temel argümanlarından bir tanesi budur. Siz gerçek muhalefet partisi değilsiniz. Bu tek milli şef dönemine muhalefet ede, 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 edebilecek basireti gösteremiyorsunuz. Çünkü siz zaten Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden çıktınız diye bir muaza partisi suçlaması vardır. Fakat e, Celal Bayar mesela daha ziyade yine ile yapan görüşmelerinde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoğun saldırıları ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bize karşı sert uygulamaları karşısında lütfen Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişmez genel başkanı olmuş olmanıza rağmen ki 46'da bitirecektir bunu uzun bir dönem. Bunu lütfen her iki partiye de eşit mesafede olduğunuzu beyan edin. Bu bu bu, bu nizamın yeni hürriyetçi demokratik nizamın e, teşekkül etmesi ve olgunlaşması açısından bu fevkalade önemlidir diyor. Mehalen söylüyorum. İnönü bu 12 Temmuz beyannamesinde e, Cumhurbaşkanı olarak her iki tarafa da eşit mesafe demesi esasında rejimin demokrasiye olan şeyi katkısı açısından da çok önemlidir. Yani İnönü'nün tarafsız cumhurbaşkanı pozisyonunda çekiliyorum demesiyle de Demokrat Parti iktidarının da bir nevi önüm açıldı? Tabii 1950 seçimleri için önünü açıldı. Yani artık şeyi rejim iktidar değişikliğinin ufukta gözüktüğünün ayak sesleriydi. Peki bu arada bir parantez açalım. Ama Şimdi, Soğuk Savaş yıllarıydı hangi evet, konjonktür? Hangi konjonktür? Evet. Tabii tabii. O çok şeydi evet. tamamen Soğuk, soğuk Savaş yıllarıydı. Evet. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, özellikle e, Türkiye'nin temel argümanı şu olacaktır. Biz sizin kampta yer almaya karar verdik. Fakat siz siz 1949'da NATO kuruluyor. NATO'nun bir sene sonrasında Demokrat Parti iktidara geliyor. Bir sene geçmiş. Yani böyle söylemiyorlar da ben şimdi mealen söylüyorum. Seyircide anlasın diye. Hı hı. Bir sene önce NATO kuruldu. Diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri'ne siz bütün batının yani Avrupa'da e, kuzeyini ve batısını Sovyet yayılmasına karşı güvence altına aldınız. Fakat Güneydoğu kanadını boş bıraktınız. Bizim NATO'da olmamız lazım. Yani o kamptaki yerini sağlamlaştırma peşinde olacaktır. Yani bundan sonraki temel hedefi e, asıl stratejisi iktidarın tamamen batının güvenlik kampı içerisinde Şimdi de araya olacaktır. Bir iki dakikamız var araya gitmeden evvel ama burada şunu söyleyeyim. NATO üye olmak bu bahsettiğiniz şekilde yerini, konumunu sağlamlaştırmak bu program Demokrat Parti'nin kucağında bulduğu bir program mı? Demokrat Parti'nin uygulamak isteyip iktidarı bu yüzden aldı bir program Aa, yani her, 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 bir CHP o, o, zaman, zaman tabii, tabii, o zamandan başta hayır Demokrat Parti Kore'ye asker göndermeye karar verdiğinde Cumhuriyet Halk partilerde, de yani siz bunu bizim olmadığımız bir oturumda niye karar verdiniz? Keşke biz de aynı şekilde gelip oy kullansaydık. Yani onu bir şeref gibi görüyorlar. Biz de o şereften payımızı alsaydık diyorlar. Şimdi bunları tarihte konuşmak lazım. Yani, yani Demokrat NATO Parti, parti Tabii bizi ülkemizi Mehmetçi orada e, şey yaptı şehit oldu e, Kore'ye yolladılar gibi Demokrat Parti'nin tek başına Aldığı karar değil Cumhuriyet Halk Partililer de demişlerdir ki evet öyle alınmıştı karar ama keşke biz de bu kararda payımız olsaydı diyeceklerdi. Ya bir devlet Çünkü, kararı mıdır aslında tabi, orada. Tabii. Tabii. Çünkü zaten şeyler e, ikili anlaşmalar bir takım ikili anlaşmalar 1946-50 arasında 3 tanedir. Bakın bak bu, bu çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri ikili anlaşmalar. NATO çerçevesi falan yok. Demokrat Parti döneminde 31 tanedir. Daha sonra diğer yıllarda 12 Eylül'de olmak üzere gidecektir. Yani bu şu demektir: 1946-50 arasında İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu ve CHP'nin başında olduğu dönemde de Amerika Birleşik Devletleri ikili anlaşmalar yapılmıştır. Ya yani o anlamıyla şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi Demokrat Parti konusunda Demokrat Parti tarihsel olarak muhalif olan siyasal çizgideki isimlerin Demokrat Parti'nin işte. Kore asker göndermesi, NATO üyeliği ile birlikte bir de o ilk başta küçük Amerika olacağız. Her malde mil, bir milyoner gibi Hı. söylemlerle birlikte aslında muazzam yüksek bir Amerikancı çizgiyle e, geldiğine dair eleştiriler üzerine kuruldur o külliyat. Ama siz şunu mu söylüyorsunuz? O tarihte Cumhuriyet Halk Partisi de olsa, İnönü de olsa, Demokrat Parti de bir başka siyasal iktidar da olsa yine NATO'ya girerdi. Yine Kore'ye gider, girer e, asker gönderirdi. Yine bu yoldan yürürdü. Çünkü Türkiye'nin Devlet olarak olduğu bir hattı bu. E Doğru ama bu mesela bütün multidisipliner olarak hem iktisatta hem sosyolojide hem böyle güvenlik politikalarında hem böyle savunma anlaşmalarında da kapsayacak şekilde olur muydu? O tartışılabilir. Ya mesela şimdi iktisadi alanda bu kadar çok hızlı gider miydi? Gidmem çünkü denk bütçe politikalarının yani duyunu umumiye kuşağı olarak... İnönü ve arkadaşlarının e, denk bütçe politikalarının böyle bir e, tutsağı olması, aşkla denk bütçeye bağlı olması, kötü bir şey anlamında söylemiyorum onu. E, çünkü çok önemli bir rezerv bırakıyorlar ikinci Dünya Savaşı sonrası. E, şimdi mesela bu şekilde, hızlı bir şekilde büyüme modelini seçerler miydi? Onda açıkçası kuşkuluyor. fark olurdu diyorsunuz. Yani tamam. 1949'da Türkiye'deki bütün traktör sayısı sadece bindir. 1953'te 44 bindir. 44 bindir. Amerikan kredileriyle 44 kat artan, binden 44 e çıkan traktör sayısı ile beraber tarımın pazar ekonomisine yani kendi kendine yeten, subsistent economy denen alandan, kendi kendine yeten alandan pazar ekonomisine dönüşmesini müthiş bir kredi mekanizmanı, tahsis mekanizmanı kullanılması ve bir süre sonra da 55'ten sonra da Açık finansman yani para basarak enflasyonist bir politikayla gitmek zorunda kalmasını tercih eder mi Cumhuriyet Halk Partisi ve İnönü bence etmezdi. Peki bir araya gidelim. Bu e, yaptığınız vurgu e, önemli. Aranın ardından Demokrat Parti'nin e, izlediği çizgi başka bir yere e, varacak. O vardığı yer neresi onu konuşacağız. 1960 darbesi nasıl gelecek ve arkasından e, 1980'e doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Profesör Doktor Mithat Baydurla 1923'ten 1980'e Türkiye'nin yönünü konuşuyoruz. Bu Burada e, Sayın Baydur'un İlmi siyaset e, kitabı bizim için bu programda e, referans e, kitap diyelim çünkü hakikaten bu aralığı bir e, röportaj formatında e, çok e, başarılı bir şekilde e, işlemişler. E, şimdi şöyle dedik ki Demokrat Parti iktidara geldi. Demokrat Parti iktidarının Amerika ile yakınlığı üzerine çok fazla bir vurgu vardır. Fakat siz dediniz ki o dönemde alınan kararlar devlet kararıdır. O anlamıyla Demokrat Parti değil de başka bir e, iktidar da olmuş olsa üç aşağı 5 yukarı aynı şeyler olabilirdi ama köklü farklar da var dediniz. Özellikle de iktisadi alanda köklü farklar var dediniz. Tabii. Şimdi bu iktisadi alan Demokrat Parti açısından önemli. Bir yatırımlar dönemi, bu yatırımların aynı anda eş zamanlı birçok yerde yürüdüğü de bir e, dönem. Ve bununla birlikte kitapta da vurguluyorsunuz bir finansman arama süreci, kredi bulma süreci gibi bir sürecin içerisine giriyor. Enflasyonist e, Hı -hı. politikalardan da bahsettiniz. Hı -hı. Bu iktisadi durumla Demokrat Parti iktidarının geleceği arasında nasıl bir ilişki oldu? Şöyle Sayın Eğilmez, e, şimdi 1950'de iktidara geldikten sonra 50-54 arası falan çok yoğun bir şekilde bir kalkınma planı oluyor. E, çünkü e, şöyle ki e, mesela e, konuşacak o kadar çok şey var ki hangilerini önem sırasına göre öne alayım diye düşünüyorum. Max, Max Tomburg ve Barker raporları var. Tomburg diyor ki raporunda yani sizin e, büyük, büyük, bir Türkiye, bir ağır sanayi ülkesi gibi böyle bir hayal peşinde sakın konuşmayın. Bunlarla uğraşmayın. Yani çelikmiş, demirmiş, bilmem ağır sanayiymiş, otomotiv fabrikası bunları silin diyorlar falan. Böyle Demokrat bir parti, yolunda bir Tabii. yönelim içinde mi? Sanayileşme ve büyüme ve yani şöyle 1950'de geldiği zaman şöyle anlaşılır olmak lazım. Nüfusun %80'i kırsal kesimde yaşıyor, %20'si kentte yaşıyor. Evet. Bunu kırmak istiyor. Hani milletin mahcus talihi var ya bir bir yerde kırmak istiyor. Yani köylü kendisi için üretim yapıyor. Ekiyor, yiyor, yiyor Geçimlik o kadar. Geçimlik ekonomi. Geçimlik ekonomi. Yani pazar, pazara açılıyor. Yani köyler kasabalara, kasabalar kentlere bağlı. E daha önce yok muydu hocam? Yoktu. 1948'de Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluyor 1948'de. Çünkü o da şöyle izah ediliyor. Onu bir felsefi bir paradigma ile açıklıyorlar. Çünkü yani diyorlar ki demir yolları esasında Bolşevik ihtilalinden sonra bir komünist bir Sovyet modelidir. Çünkü girdiğin istasyon bellidir, bindiğin, ineceğin bellidir. Orada alır seni polis götürür, başka yere gitme şansın yoktur. Ama karayolu özgürlük demektir. İstediğin sapaktan geri dönersin, istediğin sapağa girersin. Bu felsefenin propaganda mı hocam? Yani şöyle bunu çünkü felsefi mi? bir zemine oturtmaya çalışıyorlar dedi. Çünkü propaganda şöyle, tabii tabii. Ya çünkü tabii, şöyle tabii. E, Almanların demiryolları çokta ama bunu söyle iyi yani. oldu yanlış anlaşılmaya meydan <laughs> evet. vermemek için. Bu tabii ki propaganda ama bunu felsefi bir zemine oturtmak istiyorlar. Oysa bu demiryollarının ne kadar önemli olduğunu biz daha sonradan öğrenmiş olduk. Çünkü petrol üretmeyen bir yani petrol üretimi olmayan bir ülkenin bütün kazandığı dövizleri oraya harcaması kadar korkunç bir şey olamaz. Hemen 1980'den bir parantez açıyorum. 1980'ler itibariyle 79-80'de Türkiye'nin bütün ihracat geliri 2 milyar dolarken petrol ithalatı 3 milyar 600 milyon dolardı. Yani siz bütün ürettiklerinizi, yani ihraç ettiklerinizi topluyorsunuz. Topladıktan sonra o sizin petrol ithalatınıza yetmiyor. Hayır, de Onun de Türkiye... için Türkiye'nin başbakanı 79'da Başbakanlık binasında Palto ile çalışıyordu. Paltoy'da. Hemen bu parantezi kapatıyorum. Türkiye'ye karayolları konusunda akıl verenlerin otomotiv sektörü sektörde bir ağırlıkları var mı o yıllarda? Ee, tabii tabii. Onun provokantası yapılıyor. O ayrı bir şey. Ama bir de Barker raporu var. Bir de mesela diyor ki siz de biz hafif kimya Deterjan, sabun gibi falan filan işlenmiş temel ufak gıdalar işte püs gibi gofretler bunlar uğraşın diğerlerini şey yapmayın diye böyle bir raporlarla da Türkiye'ye dizayn ediliyor bir periferik ülke yapmak için bir, bir uyu, uydu bir kal, uydu ülke yapmak için madde ver geçiş ama yolu şimdi burada demokratik büyüme modeli ne başlıyor? bu bu kötü bir şey değil ama plan var mı işte o zaman plan tartışmaları oluyor bize plan değil pilav lazım diyorlar. Pilav lazım, lazım, lazım evet. gibi falan. Ha. ve 1950'de döviz bitiyor. Celal Bayar'ın meşhur bir Amerika Birleşik Devletleri vardır. Topu topu o zaman parası 300 milyon ya da 350 milyon dolar civarında bir para isteyecektir. Amerika Birleşik Devletleri yok artık biraz kendi yağınızda kavrulun diyerek çok böyle sıcak bakmayacaktır. Ve 1955'ten sonra da biz yani büyümeden vazgeçemeyiz ki toplum kabuğunu kırdı. Şimdi şimdi bunu anlamak için rakamlar vermek lazım. Aklında kalanları söyleyeyim. O tabii kadar tabii çok. Tabii. E öyle bir hafızam da vardır rakamların çoğu aklında. Mesela 1950-60 arasında dört büyük şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Adana 10 yılda %75 büyüyor nüfusu biliyor musunuz? İstanbul'da inşaat sektörü her sene %23 büyüyor. Fakat ya sürekli iç göç var. İç göç var. Tabii artık şimdi hani tarımda makinalaşma başlayınca iş gücü fazlası açığa çıkıyor. İş gücü fazlası aşağı çıkınca bunların büyük kentlere göçü de teşvik ediliyor. Ama Çünkü... bilmem ne kadar zamanda yaşadığını ha, hızlı yaşıyorsunuz. Hızlı yaşıyor tabii, tabii. Yani esasında Batı'nın 400 yılda yaşadığını Mustafa Kemal kendi perspektifinden... 20 senede sığdırmaya çalışıyor. Gelenler de tarihi esasında tabiri caizse tarihi hızlandırmak istiyorlar. Ama bu bedel ödüyoruz, hep beraber bedel ödüyoruz. Çünkü bunu sağlayacak, kendi değerler dizgesini, değerler manzumesini de topluma empoze edecek ve kırsal kesimin çözülmesiyle beraber kentlere gelen bu insanları bu kültürel sistem çerçevesinde absorbe etmeye hazır ulusal bir burjuvazisi yok Türkiye'nin. Yok. Onda devleti yaratmaya tabi, Sivil ve askeri bürokrasi kurduğu için burjuvası olmayan bir toplumdur bu. Yani kent soylu sınıfı olmayan bir toplumdur bu. Yani üç kuşak öteye gidersek Bugünkü büyük yani e, e, Burjuva demek zenginleşmiş adam Zenginleşmiş kadın demek değildir Burjuva bir kültürdür kent soylu Bir kendi kültürüdür Üç dört, üç, dört kuşak birbirinden tevarüs etmeniz Evlerde kütüphaneniz yoksa Bir takım evde müzik ayetleri piyano gibi keman gibi şeyler çalınmıyorsa Entelektüel bir disiplininiz yoksa Evrensel değerlerden bir takım Şeyler e, tevarüs etmediyseniz almadıysanız Bütün global düzeyde Siz bir kent soylu bir sınıf sayılamazsınız Türkiye öyle bir sınıfı yok Öyle bir sınıfı olmadığı içindir ki zaten sivil ve askeri bürokrasi darbelerle siyaseti yeniden dizayn etmeye çalıştığında toplumda buna herhangi bir muhalif ses asla çıkmamıştır. Şimdi 1955'ten sonra toplum çözülüyor. Bu göçte teşvik ediliyor. Niye teşvik ediliyor? Bunlar gitsinler orada sanayileşme başlıyor kentte. Hem orada çalışacak bir sınıfa ihtiyaç var hem de bunlar tüketici olacaklar zaten. Yani onların onların ürettikleri o malları bunlar alacaklar diyor. Böyle i̇şçi açığını kapatacaklar. Işçi açını kapat. aynı, zamanda aynı zamanda müşteri olacaklar. Aynı zamanda aynı zamanda olacaklar. Bravo. Böyle bir şeylerde işte merkez çevre ilişkileri. Çevre merkeze taşınıyor esasında. Çevre merkeze taşınınca o merkezin yeni çevresi 1990'lar ve 2000'ler siyasetin tayin edecektir Türkiye'de. O, Çok enteresan. O ileride bir seri olacak. Çok onlar enteresan. Onlar tekrar konuşacağız. Evet. Tabii. onlar. Onu, Sizinle onu, zaten yani, 1980'ler, 90'ları konuştunuz. Başka bir program yapmayı e, istiyorum eğer siz de e, kırmazsanız onu yapalım. Estağfurullah. Yani, Tabii. 80 ve 2002 arasına. Peki, şimdi bir. E, Şunu tam tamam diyemem ve açık finansman para basıyorlar. E, tam onu söyleyecektim ha. E, tabi, yüzde yüzde bütün 10 yıl boyunca 350-400 arası falan bir şeye oturuyor. Bir, ...çok talihsiz bir şeydir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da öyledir. 1944, şey 1939... ...45 arasında enflasyon 350'dir. Aynısı. Diyeceksin ki hocam... E, ...denk bütçe diyordunuz İran'ın zamanında. Bir parantez açtım yine. E, nasıl o zaman orada enflasyon oluyor? E, çünkü... 1 milyon erkek ihtiyaten asker alıyor. Tarlada çalışacak kimse yok. Savaşa şey girmesiniz. 7 milyon ya. ton buğday üretimi 1939-45 arası 4 milyon tona düşüyor. Buğday üretimi yarı yarıya düşüyor. Çalışacak erkek yok. Onun için hani süpürge tohumu yeniyor, ekmek karne falan veriliyor. Oralardan geliyor yani savaşın getirdiği koşullar. Kimse keyfinden dolayı da yapmıyor. 1 milyon erkek nereye mi asker alması? 18 milyon nüfustan bahsediyoruz o zaman. Yani on nüfusun 18'i bir askerde. E şimdi e, bu açık finansman modeli nereye götürüyor? 1958 dolar 2.85'ten çünkü o zaman sabit kuru uygulaması bugün bir konvertibil para değil. 2.85'ten 9 lira çıkartıyor bir gecede. Yani dolar 3 kat artıyor. Bunun getirdiği yoğun bir enflasyonist bir şey oluyor. O zaman zaten 60'tan 60 darbesinden sonra yani planlı yapalım bu işi. Planlı yani bir ekonomiye geçelim. Menderes'in para bulması lazım. Menderes'in para bulması lazım. Evet. Ve dışarı çıkıyor. Eisenhower'la birebir görüşüyor. Bu. Menderes Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım görüşmelerde bulunuyor. İngiltere seyahati de vardır hı hı, biliyorsunuz hı. onu zaten. 58'de falan. şey 59'da. Gerekli şeyi bulamıyor. Ondan sonra zaten bir şeydir. Sovyet gezisi düzenleyecektir. Ama burada ondan para istedi. Bunlar buraya gitti. ziyade bence önemli olan şudur. Adalet Partisi iktidarında da göreceğiz onu. Yani genelde mesela Oncu Süleyman derler ona. Amerika Birleşik Devletleri adamı gibi. Hı. Gerek Menderes olsun gerek Demirel olsun gerek yani Demokrat Parti olsun gerek Adalet Partisi olsun esasında şucu bucu diye tasnif etmek bence tarihi bakımından büyük bir yanılgı olur. Bunlar pragmatik liderlerdi ve ne pahasına olursa olsun büyümeden taviz vermek istemiyorlardı. Yani ekonominin büyümesi istihdam demekti. İstihdam demek işsizliğin azalması demekti. İşsizliğin azalması ve tam istihdamla beraber esasında ülkenin zenginleşmesi demekti. Hatta rahmetli Demirel'in tabirleri de söylersek fukaralıktan kurtarmak demekti. Yani dertleri paranın bir yerden gelmesi ama ABD'den ama Sovyetlerden. Düşünebiliyor musunuz? Soğuk Savaş yıllarında, Soğuk Savaş yıllarında e, şeyi e, Adalet Partisi hükümeti Sovyetlerden eee şeyde e, zamanında Başbakan Alexi Kosygin, Kosygin iki defa falan Türkiye'yi ziyarete geliyor ve biliyorsunuz yüzde %100 Rus sermayesiyle Seydişehir Alüminyum İskenderiye'nin devri çevirdik. Ali Ali, 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 Ali. Araf Rus sermayesi yapılıyor Soğuk Savaş yıllarında. Hem de Soğuk Savaş Peki, yıllarında. Şöyle mi? Yani Demokrat Parti Menderes. Çünkü siz diyorsunuz ki Türkiye kendisinde biçilen misyonların dışına çıktığında onu tekrar rayına oturtmaya çalışacaklardır. Evet. Dolayısıyla 1960 darbesinin iktisadi boyutta Türkiye'yi planlı bir ekonomiye sevk etme gibi bir görev vardır. Yani ABD nezdinde Demokrat Parti, Menderes iktidarı uyguladıkları kalkınma programı ve bunu finansman biçimleriyle kendisine biçilen Raydan dışarı mı çıktı? Evet ama şöyle. Biz sana şunu, bu büyümeyi bu kadar yap demedik. Sen çok fazla büyümede ileri gittin değil benim orada söylemek istediğim derdim. Şimdi mesela 1958'de Türkiye'de NATO'ya girmiş, Türkiye kabul edilmiş. İncirlik üssü de var. Bu nedir mesela üsler? NATO çerçevesinde kullanılacak diye düşünüyoruz biz değil mi? İncirlikten kalkan helikopter ve uçaklar. Lübnan'da zor durumda olan Kamil Şomun'a, Operasyon düzenliyorlar. Kamil Şomun'u Lübnan'da tekrar e, sarsılan iktidarını düzenliyor. Operasyon yapıyorlar. Fakat Türkiye diyor ki, yani Türkiye diyor ki bunu 64'te Kıbrıs'a müdahale etmek istediğinde meşhur cansı mektubu var mektubu. ya, sen diyor sana verdiğim silahları diyor öyle girişi güzel kullanamazsın. NATO çerçevesinde kullanır onlar. Başka bir ülkeye karşı kullanamazsın dediğinde Türkiye şunu anlıyor ama sen 1958'de buradaki üssü NATO çerçevesinde değil, başka bir şey için kullandın. ABD çıkarları için kullandın. Şimdi bana mani oluyorsun. Şimdi dolayısıyla burada şunu görüyor liderler. Mesela özellikle 1960 yıllarda Demirel. Yani bütün yumurtaları aynı sepete koymamak lazım. Demirel e i̇şte, o zaman fark ediliyor. O zaman işte ABD, Batı da bunu sen raydan çıkıyorsun ya diyor. Çünkü aynı zamanda U-2 casus uçaklarının Türk semalarında uçuşuna da izin vermeyecektir. Evet, Nixon'a rapor götürdüklerinde ya sadece New York'taki genç sayısı 200 bin. Burada şey yapılıyor. Marihuana içiyorlar. Uyuşturucu kullanıyor dediğinde. E nereden geliyor bunlar? Haşa haş çekme en çok Türkiye'de oluyor dediğinde. Yasaklayın onu söylesin dendiğinde. Bizim Afyon AP hükümeti. Tabii. Isparta milletvekili. <laughs> yani şey yapar mı? Afyon hekimini yasaklamayacaktır. 71 operasyonunun tamamı değil ama bir sebeplerinden bir tanesi de raydan çıkma o işte. Sana söylediğimiz artık sen hiçbir şeyi yapmıyorsun deyip daha bağlı bir ara rejimle bunları yaptıracak. ABD Türkiye'yi yönetemediğini düşündüğünde başka enstrümanlar mı çalışıyor? Başta. Veya Batı diyelim ona. Niye Batı diyelim? Sadece Tabii. ABD değil. Diyorsunuz ki 1960 darbesinden sonra ülke üzerinde esas belirleyici olan Amerika Birleşik Devletleri olsa da 1960 darbesinde daha ziyade kim var? İngiltere. Hı. Hmm. Tabii, bence İngiltere. Ama bu tartışma bir, bir şey. Ben söyledim diye. Bak, ben kesin doğruyu buldum. Bir analizde, Bunu, bir bu analiz tık, bu tartışma bitmiştir şeklinde bir şey söylemek gibi hadsizlikte bulunamam. Ben bir akademisyenim sadece ama benim benim perspektifimden İngiltere 2. Dünya Savaşı sonrası dünya liderliğini kaptıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne özellikle Musul petrolleri üzerinde biliyorsunuz yani Türkiye ile Osmanlı'nın son dönemlerinde başlayan önemli bir çekişme ve Türkiye yeni cumhuriyetle beraber esasında misak-ı milli sınırları içerisinde olmasına rağmen yapmadığı operasyon kalmıyor Musul petrolleri almak için. Dolayısıyla bu e, bölge, bölgedeki e, hegemonik yapısının ABD tarafından da sarsılmaması için adı konmamış ve üzerinde şimdiye kadar maalesef çok durulmamış bir İngiltere Amerika Birleşik Devletleri çekişmesi vardır. Yani tıpkı bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği ile arasında da Batı ittifakında bir transatlantik bütünlüğü gözükmesine rağmen zaman zaman bir çıkar çatışması yaşaması gibi bir şeydir. Sente onun için kuruluyor. Sente onun için kuruluyor. Yani bu bölgeyi esasında sen bana bırak diyor İngiltere bırak. dolayısıyla İngiltere'nin esasında ee, şeyle NATO ve Sento'ya bağlıyız diye ilk açıklamaların anlaşılacağı üzere 1960 darbesi üzerinde tümüyle olmasa da önemli bir etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Peki idamları kim istiyor? Arkasında eğer e, işte, dış dinamiklerde bu kadar yoğunsa 1960 darbesinde idamlarla da dış dinamiklerin talebi mi? E, i̇damların Mendevizli dışı? Arkadaşım. Hayır yani dış 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 talepten ziyade şimdi orada bir rejim devrilmiş. İçeride çok büyük mesela bir milli e, güvenlik kurulu var e, 37 kişi Bunların yaş ortalaması çok tesadüf 37.6. Yani bir genç subaylar darbesidir esasında ve 1971 ve 1980'in aksine e, şeydir. Eee hiyerarşik. hiyerarşik değildir. Bravo. Kendine genel havası. Tabii tabii. Başına. Her darbenin kendine özgü bir yapısı vardır. Mesela Hı. bu e, 80 ve 60 mesela parlamentoyu feshetmiştir. 71 feshetmemiştir. Ama mesela 60'ın bir farkı da hiyerarşik değildir. Genç subaylar darbesidir. Ee, kendi içerisinde Silahlı Kuvvetler Birliği diye ayrı bir birlik oluşacaktır. Bir süre sonra Silahlı Kuvvetler Birliği'nin Milli Güvenlik Kurulu'ndan daha fazla etkin olacağı görülecektir. Yani o Silahlı Kuvvetler Birliği'nin daha çok e baskısı ön plana çıkacaktır. Ben o şekilde ya görüyorum. O anlamıyla darbeyi gerçekleştiren kadrolar mı idam konusunda ısrarcılar aslında? Darbeyi, darbeyi gerçekleştiren e, komutanların bir kısmı diyelim biz e, idamlar konusunda. Biz e, kitapta aslında İngiltere'nin biraz bunu engellemek için uğraşına dair vurgularımız e, Tabi çünkü şeydir yani büyük bir mağduriyet yaratacağını düşünüyorlar ve bence de yani çok büyük bir talihsizliktir. Yani esasında bu tür idamlar. Şey kısmı hiç bilmiyorum biraz hızlanmak açısından. Sonuçta Demokrat Parti'nin iktidarı döneminde yaşanan... Bazı ne derler, e, toplumsal olaylar, Demokrat Partisi'nin de otoriterleşme, otoriterleşme yönündeki kimi e, eğilimleri bunun toplumda yarattığı etkiler e, ve bu etkilerin belki 1960 darbesi toplumsal bir taban oluşturması gibi bir e, şeyi, e, siyasal durum meselesini falan tartışma dışı e, tutuyorum. Çünkü Türkiye'nin yönü meselesi, yani iç yönü meselesinde, ee, ABD ile yakın ilişkilerle başlayan bir ilişki, ABD ile mesafenin açılıp Sovyetlere yaklaşma ve darbeyle sonuçlanan bir fotoğraf çıkıyor. Aslında bu e, çarpıcı bir fotoğraf. Arkasından devamlı olarak e, Demokrat Parti'nin devamı Adalet Partisi kuruluyor. Darbeyle kapanmış bir partinin devamı partinin ilk genel başkanı 3. Ordu Komutanı. Ragıp Gümüşbalı. Hı hı. İlginç değil mi? Darbe mağduru bir geleneğin kurduğu ilk par partinin ilk genel başkanı 3. Ordu Komutanı. Evet Asker. ama şimdi bunu anlamak için mesela bir darbe oldu 1960 darbesi oldu. Ondan sonra 61 anayasası oldu. Her şey güllük gülistanlık gibi görmemek lazım. Çünkü biliyorsunuz 21 Ekim şeyi var. 21 Ekim protokolü var. Seçimler oluyor seçimler oluyor. Demokrat Parti'nin devamı niteliğinde hiçbir parti kurulmayacaktır. Onun devamı olduğunu hatırlatan hiçbir slogan kullanılmayacaktır şeklindeki bütün ikazlara ve baskılara rağmen Adalet Partisi'nin o zamanki seçim afişlerinden bir tanesi gözlerimize bakarsanız anlarsınız gibi bir afiştir. Mesela bu siyasal afişler üzerine çok güzel çalışmalar, çok güzel çalışmalar var. Çok tezi var. Evet. Yani o afişlerden Türk tarihini de esasında oradan anlayabiliyorsunuz. Şimdi yeni Türkiye Partisi, Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Köyü Partisi mirası paylaşıyorlar. Topladığınız zaman Demokrat Demokrat Parti'nin oyları aynen yerinde duruyor. Sadece biraz bölünmüş. E şimdi bunu aşabilmek için yani bir, bir tedbir düşünmen lazım. Askerler bundan rahatsız oluyorlar. 21 Ekim'de biz tekrar müdahale edeceğiz. Seçim sonuçlarını tanımıyoruz demeye yelteniyorlar. o zaman kara kuvvetleri komutanı olan işte Cevdet Sunay falan geliyorlar diyorlar ki şey yapıyorlar. Yani bu böyle olmaz. Yani bir, bir geçiş süreci yapalım diye işte Cumhurbaşkanlığı adaylığından... Ali Fuat başkild çekilecek işte ee, İnönü başbakan olacak falan diye yani İnönü de bu süreci atlatabilmek için böyle bir formül üzerinde 24 Ekim'de yeni bir protokolle anlaşıyorlar. Şimdi bütün bunlardan sonra Adalet Partisi kurulduğunda yani bir tekrar askerlere çok yabancı gelmeyecek birisiyle açmak lazım. Ancak biliyorsunuz çok kısa bir süre sonra bir gece sabaha karşı kalp krizinden Ragıp Gümüşbala ee, vefat İyi edecek genel başkan ihtiyacı doyuyor. Bir genel Saadettin Bilgiç, Süleyman Demirel rekabeti başlıyor. E biri koca reis, teşkilatta çok ağırlığı var. Muhafazakar değerleri de benimsemiş. Ama, Ama öbür tarafta... Demirel'in genel başkan olması sizin vurguladığınız bir nokta var. Dediniz ya, kimse Moritz Soncu denir kimse. Hı. Bu mesele Demokrat Parti, şey, Adalet Partisi içerisinde hayli tartışılan bir konuya e, dönüşüyor. Tabii yani e, bence tarihsel olarak çok önemli. E, şöyle bir önemi var. E, kimsenin tanımadığı bir genel başkan yani Süleyman Demirel aday, adaylığını koyuyor. Celal Bayar'ın tabiriyle şu bizim su müdürü mü dediği bir kimse. Fakat bunlar tekrar bir hidroelektrik santrallarıyla, bir su projeleriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri gezisinde birkaç saniye süreyle Başkan Johnson tarafından kabul edilmişler. Başkan Johnson ile beraber bir resim çektirmişler. O resim o zamanın bizim matbuat dediğimiz bugünkü gibi görsel medyanın olmadığı dönemlerde matbuatın önemli gazetelerinden bir tanesinde basılıyor resim. İşte Johnson'ın arkadaşı Demirel diye. Ee, çok müthiş bir şekilde delegeler arasında heyecan hı hı. yaratmak için. Demirel'in ABD'li yakınlığı imajı bir anda avatacak. Ama Koca dönüşüyor. Reis, Koca Reis, bence şöyle bir tarih söylüyorum var. Koca Reis Saadettin Bilgiç, Anadolu sermayesi ve muhafazakar değerleri taşıyan... ...delege üzerinde çok etkili. Hı. ve Yani C banko aday gibi gözüküyor. Ama Bu, onlar da e, Johnson'ın fotoğrafını kullanan Demirel'e karşı onun masonluğunu ileri sürüyorlar. Egeran'ın Demir Elçin verdiği Hı. belge meselesi. Necdet yani. Egeran bir belge verdiği zaman Türk, Türk Yükselme Cemiyeti ve Türk masonları da o ana itibaren ikiye bölünecektir. Çünkü masonlukta şeydir, yalan beyanda bulunmak ...çok doğru bir şey değildir. Böyle bir şey oluyor o zaman da, bir bölünmesi oluyor. Fakat şeydir, yani... ...burada bizim tarihsel yön önemli diyorsunuz ya... ...Sayın Eğilmez, tarihsel itibariyle... ...batı yanlısı Hayır. değerler... ...yani o çizgi devam ediyor. Öyle ama her batı yanlısı çizginizden... ...birazcık saptığınızda da... Bir sopa bir şey çıkıyor. Yani dediniz tabii, ya tabii, e, Demirel tabii, tabii. fark etti. Tabii, tabii. Bütün yumurtaları aynı sepete koymak bir sıkıntı. Bunu fark Şu etti batı diyorsunuz. dememek lazım. Aslında modernite demek lazım. Yani batıya rağmen Batılılaşma gibi bir şey. Yani mo, 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 modernite biz içerisinde tarih, kalıyor. Ne kadar tarihi olmuş meselesi. Yani bu programları yapmamızın sebebi de o. tarihe gömülmüş bir güncellik var. Yıl 1971. Bir ekonomik dönüşüm de oluyor. 12 Mart muhtırası var. Yine bir darbe Hı. geliyor. Yine Batı ile aralar bir miktar açılmış. O sırada mesela Atilla Karaosmanoğlu'nun gelişi. Kimdir Atilla Karaosmanoğlu? Atilla Dünya Bankası'nda çalışmış bir şey. Uzman bir bürokrattı. Ama o zaman beyin takımı diyorlar diye Nihat Yerim'in beyin takımı diye. Ee, o beyin takımına e, yani bir tür Kemal Derviş gibi gelen, hatta ben o zamanlar yani gençtim, ortaokuldum, hatırlıyorum, önemli demeçler verildi. Eğer bugünkü büyüme hızımızla devam edersek biz, e, İtalya'da bizden yüzde bir falan şey olursa, e düşük büyürse 57 yıl sonra bugünkü İtalya yakalarız gibi böyle bir ilginç rakamlar falan filan veriyordu. E, fakat şöyle oldu. Esasında 1970 çok üzerinde durulacak 71 darbesi e, ya da 70'ler dünyası. Yani 71 muhtırası oluyor da 70'ler dünyasının şöyle bir önemi var. Bence bugünkü yani benim diğer bir çalışma alanım felsefe ve ekonomi falan olduğu için siyaset biliminin dışında şunu empoze ediyor dünya. Bu kalkınmacı kredi tahsis mekanizmanı çağıran, ve aslında Batı'nın ABD'nin bir süre desteklediği dünya savaşından sonra çünkü Avrupa'ya da geliyor ya Marshall yardımları. Rejimin yani sistemin liberal sistemin kendi kendini restorasyona tabi tutması lazım ki bunlara yardım gelmesi lazım ki tekrar finansal sistem bir silikasyona tabi olsun. Kendi içerisinde kalkınsınlar, ve sistemin bütünlüğüne katkıda bulunsunlar ve bu sistem devam etsin. Yoksa oradaki Sovyet gibi Sovyetler rejimi olduğu bir yerde yeni bir rejim tarafından tehdit edilirler bunlar. Bu sistemin cazibeyi tarafların açığa çıkması lazım. Fakat bir süre sonra bu kredi tahsis mekanisi, popülist büyümeler, ulusal kalkınmacılık diyeceğimiz, hani sonra ulusal kalkınmacılık iflas şeklinde adlandırılacaklar bunlar. Bunun yerine, bunlar çünkü sürekli şey emen, yani yabancı sermayeyi emen ama borçlarını ödeyemeyen bir sonuca doğru götürüyorlar ülkeleri ve deyabalasyon yapmak durumunda kalıyor. Bunun yerine ihracata dayalı büyüme sistemini empoze etmek istiyorlar. Ama büyüme sistemini yaratan sistemle ne farkı var bunun? Bir alacaklılar var yani tahsildarlar var ve onlar alacaklarını garanti etmek istiyorlar. Tabi. Alacaklarını garanti etmek istedikleri yerde de belli bir istikrarın olmasını istiyorlar. O Ama doğru, ona doğru. Ama almayacak doğru. bir ekonomiye doğru giderlerse de destabilize oluyorlar. Ama zorla da vermiyorlar. Ama bu sistemi yani dünyayı çok iyi okumanız lazım. Ben size bir rakam vereyim. 1960 yıllarında Türkiye 1958'de 485 dolar kişi başına düşen gelir. 60 darbesinden sonra büyüme falan bir duruyor. O kargaşadan dolayı önce 360 dolara sonra tekrar 245 dolarları falan iniyor. İyi. Fakat 245 dolarlara indiği zaman Güney Kore'nin kişi başına düşen 1960'daki kişi başına gelir 181 dolar. Bugünkü Güney Kore'yi lütfen bir tarafı da not edin. Bir dakika. Ve bir dakikada şu, 24 Ocak kararları ve Rajas planı. Çünkü yine bir aslında bir nevi eksen kayması ve bir darbe daha, 12 Eylül darbesi. Tabii. Çünkü hiçbir Türkiye'deki hükümetten Yunanistan'ın, NATO'nun askeri kanadına dönmesi geçemezdi. Ona hiçbir Türkiye'deki e, parlamenter ya da parlamenter sistem e, hesap vermek zorunda olduğu kendi seçmen kitlerine bunu izah edemezdi. Her, hele herhangi bir şey almadan karşılığında. Ama Rajas planıyla ne oldu? darbeciler, darbecilerin lideri. Ben asker sözü verdim General Rodgers'a. Seçime girecek herhangi bir hükümet 24 Ocak kararlarını uygulayıp oy alabilir miydi? Hayır alamazdı. Çünkü e, o zamanki biliyorsunuz işveren sendikası Halit şimdiye kadar işçilerin dediği oldu. Bundan sonra da işçilerin işte bizim dediğimiz olacak dedi biliyorsunuz. Ve esasında rahmetli Turku Tözal geldiği zaman da başbakan yapıldığı zaman da madeni eşya sendik, işverenleri sendikasının başkanıydı. Yani işveren dünyasından gelen bir liderdi. Ama şöyle ben 70'i biraz önce onun için anlattım. 70'te Türkiye dünyanın gidişatını yani ihracata dayalı büyüme modelini anlayamadığı için ve 70-80 arasında kaybettiği için 80'de darbeyle onu empoze ettiler ve konvertibil sisteme geçerek piyasa ekonomisine geçtiler. Ve ihracata dayalı büyümeyi de bir hamlede gerçekleştirmediği için Türkiye bir borç tuzağına düştü borç tuzağına düştü. Türkiye'nin düştüğü borç tuzağında bırakalım süremiz doldu. 1980'e hızlı geldik ama sizinle bu serinin ilerleyen bölümlerinde 1980 2002 arasını konuşurken 70 80 arasını biraz daha açarak 2000'e doğru Tabii daha, daha söyleyecek çok şeyler var. İnşallah yaparız. Yapalım. Yaparız. Ee, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür çok, ediyorum. Sağ çok sağ olun. Evet, Profesör Doktor Mithat Baydur'la bu seride birlikteydik. Haftaya bir başka değerli konukla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.